Hem dün VOA Türkçe'ye bilgi veren konuyla ilgili bilgi veren Amerikalı bir yetkili hem de bu konudaki malum son beyan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den gelmişti. Her iki yetkilinin açıklamalarına baktığımızda Amerika İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onay vermesinin ardından o aşamanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasından sonra Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Kongre'ye resmi olarak bildirimde bulunacağını söylüyor denilebilir. Tam da ABD Başkanı Joe Biden'ın zaten bu konuyla ilgili Kongre'nin her iki kanadına yani hem Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'na hem de Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanlarına ve kıdemli üyelerine bir mektup yazmıştı. Ve VOA Türkçe'ye bilgi veren bir Amerikalı yetkili de bu mektupta Joe Biden'ın işte Kongre'ye bu mesajı verdiğini, dolayısıyla İsveç'in NATO'ya katılım süreci tamamlanır tamamlanmaz Kongre'ye de F-16 satışı konusunda resmi bildirimde bulunma niyetlerinin olduğu konusunda Kongre komisyonlarını ve başkanlarını bilgilendirdiği anlaşılıyor. Şu Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamalara baktığımızda. Şimdi bu tabii süreç nasıl işliyor? Biraz bunu anlatalım. Amerika'nın malum başka ülkelere silah satışı ya da askeri ekipman teçhizat satışı, savunma malzemeleri satışında Kongre'nin önemli bir rolü bulunuyor. Onayı gerekiyor. Hem Temsilciler Meclisi'nin hem Senato'nun ilgili komisyonları ve başkanları bu süreç içerisinde önemli bir role sahipler. Ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinin tamamlanması Biden yönetiminin önemli dış politika önceliklerinden, bunu hep yayınlarımızda aktarıyoruz. Dolayısıyla Washington İsveç'in NATO'ya üye olmasının Rusya karşısında NATO'nun ittifakın Baltık Denizi'ndeki savunmasını daha güçlü hale getireceğini savunuyor ve Rusya konusu, İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin tamamlanması Amerika ABD Kongresi'nde de partiler üstü bir konu. Yani her iki siyasi partinin hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin üzerinde uzlaşma sağladığı, aynı çizgide olduğu nadir konulardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bundan sonrasında zaten Beyaz Saray yetkilileri Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiklerini ifade etmişlerdi. Hem NATO içerisinde birlikte çalışılabilirliğin artırılması için hem de bunun hem NATO'nun hem de Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarında olduğu mesajını vermişti. Şimdi bundan sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya İsveç'in katılım protokolüne imzayı atması, ondan sonrasında da bunun resmi gazetede yayınlanması ve resmi onay belgesinin de NATO kuralları gereği Washington'a iletilmesi ve sonrasında da işte artık Kongre'ye F-16 konusunda resmi bildirimin yapılmasında olacak bundan sonraki süreçte gözler.